Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni yeni keşfeden arkadaşlarım için ben Tanha. Bugün sizlerle birlikte her zaman benden çok istediğiniz bir ders çalışma vlogu çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ders çalışacağım. Bu arada videoyu çekmeden önce 200 soru çözdüm. Sözelden çözdüm. 100 soru Türkçe ve geri kalanında 30 soru İngilizce, 30 soru din ve 40 soru inkılap olmak üzere 200 soru çözdüm arkadaşlar. Ve bugünü sonlandırmak için bir de matematik çözmek istiyorum. 50 soru. Bugün de sizlerle birlikte onu çözeceğiz. Bu arada size video çekmek istedim. Çünkü bu tarz videolarımı çok seviyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada bir ip var. Bunu ben can sıkıntısından aldım. Belki amigurumi örerim diye ya da işte o tarz bir şeyler, hırka falan örerim diye aldım. Fakat ben bunu arkadaşlar öremiyorum. Şu ipe bakar mısınız arkadaşlar? Bu örülmüyor. Delireceğim, çıldıracağım. Gerçekten bu olmuyor. O yüzden bunu ben salmayı düşündüm. Hatta böyle şeyler falan da aldım. Bu ne? Tığ falan aldı. Ama olmuyor. O yüzden bunu artık birazcık bıraktım gibi. Yani artık peşine bıraktım. Yapmaktan bıraktım. Öğrenmeye devam etmiyorum şu anda. Şimdi ne çözeceğiz onu da söyleyeyim. Karakök çözeceğim bugün. Evde yine bir akşam ve Tuana yine de ders çalışıyor. Şimdi hemen başlayalım. Çözeceğim test bu. Birazcık bugün teok tarzı gideceğim. Bu arada belki duymuşsunuzdur. Ziya Selçuk açıklama yapmış. Uzun soru çıkmayacakmış. Fakat kısa sorulardan da seçici, yani biraz zor sorular çıkacakmış. %10'luk dilime işte iyi liselere yönlendirebilmek için zor ve seçici sorular olacakmış. LGS'de kolay olmayacakmış yani. Bu yüzden artık çalışmaya biraz daha önem vermem gerektiğini düşünüyorum. Buradan bakalım. Tam kalemimin ucu var. Şimdi ben yavaş yavaş artık testime başlıyorum arkadaşlar. Siz de eğer benimle ders çalışmak istiyorsanız hemen videoyu durdurup test kitaplarınızı alıp ve masanıza oturun. Videoyunuza karşınıza alın. Hadi o zaman. Böyle küçük hasarlar olabilir. Kalem elimden fırladı. Hadi o zaman başlayalım. Başlıyorum. Bu bence soru yanlış arkadaşlar. Anne. Baba bir anneme seslen, bu soru yanlış. Arkadaşlar herhalde şu anda bir soru yanlış çıktı. Yani yanlış sanırım soru. Çünkü size soruyu söyleyeyim. Bulanlar yoruma yazabilir. Aşağıda bana yukarıda A artı 3 vermiş kök içinde. Ve diyor ki A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa tam kare sayı olur. Aslında soru o kadar basit ki. Aşağıda 1 var, 22 var, 78 var ve 61 var arkadaşlar. 61 artı 3, 64 ediyor. 8'e eşit. Tam karesi 8. 22 artı 3, 25 yapıyor. 5'e eşit. 78 artı 3, 81 yapıyor. O da yine 9'a eşit. Ve 1 artı 3 de 4 yapıyor. O da 2'nin tam karesi ve bütün şıklar oluyor. Bence bu soru yanlış arkadaşlar. Çünkü hepsi de bunda oluyor.
dakika arkadaşlar, şimdi şu soruyla ilgili hemen bir şeye bakmam lazım. Soru benim bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi benim bu sorum bitti. 12 soru çözdüm. Bu 12 soruya geçeceğim. Sonra 24 yapıyor. Bu şekilde devam. Bazı sorular direkt çıkıyor çünkü artık alıştık aynı soruyu çözmeye. Fakat bazıları da gerçekten uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi diğer 12 soru da bitti. 24 soru çözdük. Ben bunu dediğim gibi 10 soru belki söylememişimdir. Ben göstereyim. Şuradan ben 10 soru yerine sildim. 10 soru mu? Kaç soru çözdüm? Ben buradan yeni çözdüm. Birazcık. Videodan önce aralarda falan filan. O yüzden 40 soru çözeceğim. Şimdi ben 24 soruyu çözdüm arkadaşlar. Şuradan da yine 12 soru var. Buradan da işte 12 soru var, bunu da yapacağım. 36 soru, sonra da buradan birazcık çözeriz, tamamlarız 40'a ya da 50'ye. Ondan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. 50 soru matematik çözmüş olacağız hem. Hızlı çözüyorum çünkü arkadaşlar sorular biraz daha eski nesil, konunun daha iyi oturması için çözüyorum. Konu ne kadar iyi eski nesilde oturursa yeni nesilde o kadar hızlı bakıp o kadar hızlı anlıyorsunuz. Neyse, ben artık boşlamayıp devam edeyim.
Evet arkadaşlar, bitti. Bu bitti ama ben de bittim sanırım. Yoruldum bayağı. Yaklaşık 36 soru çözdük. TEOG tarzı sorulardı. Bir 20 dakikada çözmüşüz sanırım. Zaten çözdüğüm kısımlar hızlandırıldı. Siz de benimle çözdüyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinize bu dönemde başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bye bye.